aklıma bir şey takıldı. Söyle bakalım al. Ya paraşüt var mı acaba bu uçakta ya da paraşüt olabilir mi? Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. Dediler ki sırtınıza minder olarak kullanılmak üzere birer paraşüt takıyoruz. Kapıdan çıkıp paraşütle atlayabilir misin? Eee <laughs> cevap... <laughs> Abi merhabalar hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ne haber nasılsın? İyiyim. Son videolarımızda konuştuğumuz bir konudan sonra aklıma bir şey takıldı. Senin aklına hep soru geliyor. Biz de bölüm çekiyoruz. Söyle bakalım Emirhan. Bu pervaneli bir uçak vardı. Ona binerken arkadaşlarımla şunu konuştuk. Ya paraşüt var mı acaba bu uçakta ya da paraşüt olabilir mi? Çünkü havada olacak tehlikeler için. Aslında çok mantıklı geliyor düşündüğümüz zaman. Neden paraşüt yok? Ve bunu uzmanına sormak istiyorum ben. Ee, ben uzman değilim onu söyleyeyim başlıkta da. Ancak işte biz havacılık konusunda içerik üretiyoruz. Gazetecilik yapıyoruz. Peki ben sana şöyle bir soru sorayım. Uçağa binerken o pervaneli uçağa dediler ki sırtınıza minder olarak kullanılmak üzere birer paraşüt takıyoruz. Kapıdan çıkıp paraşütle atlayabilir misin? Eee cevap? ya <laughs> yani durduk yere KP olarak atlamam tabii. Açabilir misin? İnebilir misin? Hani onu ben ben bu işi yaparım diye biliyor musun? Yok önceden bir denemem lazım paraşütü. O yüzden bir paraşüt atlayışı yapıp öyle. Şimdi tabii işin esprili kısmı paraşüt seni kurtarmıyor. O paraşütle atlamak hiç kolay değil. Ben iki defa atladım paraşütle. 3000 metreden atladık. Tek başıma atlamadım tabii. Öğretmen bir pilotun önüne bağladılar bizi. Büyük tabii tabii benim kilo da fazla olduğu için oldukça büyük bir paraşüt ayarlandı. Tandem Atlayış Uçağın kapısına geldik. Normalde ben bizim evimiz 8. katta. 8. kattan şöyle aşağıya bile bakmakta. Bana emniyetsiz gelirken düşün. 3000 metredesin. Uçağın kapısı açılıyor. Ve kapının ağzına geliyorsun. Kendini bırakıyorsun aşağıya. Yani bunu yapabilmek hiç kolay değil. Gerçekten eğitim gerektiriyor. Paraşütle atlıyorsun. Atladıktan sonra serbest düşerken... ...bir saniyede tam 50 metre düşüyorsun. Yani 3000 metreden atlasan... ...60. saniyede artık yere ulaşıyorsun böyle muazzam bir hızla gidiyorsun. Orada düzgün düşmen lazım. Sonra işte deklanşör denir. O deklanşörü çekip paraşütü açman lazım. Ee, bazı paraşütlerde de o ana paraşüt açılmayınca onu atıp yedeğini açman lazım falan böyle. Hani gerçekten kolay işler değil bu. O açıdan bilmeyen bir kişinin sırtına paraşüt verip hadi kardeşim buyur atla demek çok mantıklı değil. Yani uçak düşsün daha temiz ölüm. İşin şakası tabii bu. Bazen akrobasi uçaklarıyla uçarken veya ben planörde uçarken de sırtımıza paraşütle birlikte çıkıyorduk. Burada da mesela planör için o kanopi atmak, çıkış yapmak hiç kolay bir iş değil ama bunların tabii eğitimleri veriliyor. Eğitim verilmeden hiçbir şey yapılmıyor. Bu uçuşlarda paraşüt mesela akrobasi uçuşlarında da paraşüt kullanılıyor. Ama dediğim gibi bir yolcunun çıkıp bunu yapabilmesi hiç kolay değil. Onu ifade etmek lazım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Paraşüt kullanılan yolcu uçakları da var. Şimdi diyeceksin ki nereden çıktı bu paraşüt? Yolcu uçakları ilk uçuşlarına çıktığı zaman pilotlar paraşüt alabiliyorlar yanlarına çok tehlikeli test uçuşlarında paraşütle birlikte uçabiliyorlar. Ama biraz önce de söylediğim gibi işte saatte 900 kilometre hızla giden bir uçağın kapısını açıp oradan dışarı çıkmak çok Güç bu nedenden dolayı savaş uçaklarında pilotların fırlatma koltukları var. Acil bir durumda onu devreye aldıkları zaman o koltuklardaki roketle birlikte uçaktan ayrılıyorlar. Orada bir tabii çok büyük bir yer çekimine karşı bir hareket yapıldığı için biraz pilot birkaç saniye bilincini kaybedebiliyor. Bazılarında otomatik olarak paraşüt açılıyor, koltuktan ayrılıyor, ondan sonra emniyette iniyorlar ama bu iş hiç kolay değil. Fırlatma koltuğundan fırlayınca hani nereye gideceği biraz muamma değil mi? Bizim orada... stüdyomuza da bir Fırlatma koltuğu kondu çünkü. Nereden düştü bilmiyoruz. <laughs> e, bizim de tabii o çekimleri yaptığımız bir fırlatma koltuğumuz var ama roket yok onda. Onu belirteyim sana. Burada amaç o savaş uçaklarında acil durumlarda uçaktan ayrılıp olabildiği kadar uzaklaşabilmek. Emniyetle paraşütün açılıp pilotun kurtulması. Orada amaç bu. Nereye gidiyor ne yapıyor? Hani uçaktan fırladın 100 kilometre ileri düşmüyorsun. Yine enkazın yakınlarına düşüyor pilotlar. Peki uçaktaki onlarca yolcu. Çoğumuz paraşütle atlamayı bilmiyoruz. Peki uçak? paraşütü var mı? Valla uçağa paraşüt takılsa güzel olur. Bununla ilgili yapılan testler var e, ve kullanım da var tabi. Ultralight tipi e, çok hafif uçaklar, microlight'larda bu tür katapultla çalışan özel bir paraşüt sistemi çıkıyor, açılıyor ve uçağın emniyetle inmesini sağlayan sistemler var. Hatta bu Cirrus'un imalatı SR-20, 22 serisi tek motorlu uçaklara da uygulandı. Hatta bir Cirrus'un jeti var, tek motorlu bir jeti var. O uçakta da bu paraşüt sistemi yer alıyor. Ama işte içinde 150-200 tane, 300 tane yolcunun olduğu devasa bir uçağa bunu uygulamak çok mantıklı değil. Bu kadar büyük bir gövdeyi havada emniyette süzülüp inmesini sağlayacak paraşüt herhalde çok devasa bir paraşüt. O paraşütün de bir ağırlığı var. İlginç bir animasyon yapılmıştı. Sanıyorum Rusya'da yapılmış bir animasyondu bu. Acil bir durumda işte motorlar yanmaya başlıyor. Uçağın kanat ve motorları gövdeden ayrılıyor. Gövdede devasa bir paraşüt açılıyor ve emniyette iniş gerçekleştiriliyor. Fakat bu kadar ağır bir paraşütü taşımak sadece paraşütle de değil o sistem sistemi yani o paraşütün çıkmasını sağlayacak katapult roket sisteminin konması bunlar şu anki havacılık için çok da makul durumlar değil gibi duruyor. Ama ileride yeni bir teknoloji gelişir. Bu konur veya uzaydaki işte astronotların görev yaptığı kapsüllerin sonra dünyaya inişinde paraşüt açılıyor. Belki çok hafif yeni nesil sistemler yapılır. Yolcu uçaklarında da o tek motorlu uçaklarda olduğu gibi bir sistem geliştirilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Ama olsa güzel olur yani. Arabalara da gelir belki. Eskiden oynadığım bir oyunda vardı. Arabayla paraşütle iniyorduk. Uçan ara Araba yaparlarsa e, o paraşüt sistemi de olabilir diye düşünüyorum. Paraşütlerde deklanşörden bahsettiğinden beri aklımda o deklanşör. Neydi o deklanşör? Yani çektiğimiz. Şimdi çekilen paraşüt sistem mi? Evet paraşüt katlanıyor özel bir teknikle katlanıyor ve onun çantasının içine İşte sırtınızda oluyor göğsünüzde oluyor falan o paraşütün değişik yerleri var. Deklanşör denilen o kumanda kolunu çektikten sonra aslında o çanta açılıyor ve paraşüt düşüş sırasında bir hız var. Onunla birlikte açılıp şişerek kullanan kişinin yavaşlamasına veya uçaksa onun havada bir anda saniyede 50 metre değil ama saniyede işte 2,5-3 metreyle inmesini yavaş yavaş inmesini sağlıyor. Deklanşör de onu açma kolu İşte basit bir yay sisteminden oluşuyor. Normal insanların taktığı paraşütte veya deklanşör bazen statik atlayışlarda uçağın içindeki bir tele takılıyor. Yani kapıdan çıktığınız zaman deklanşör otomatik olarak çekilmiş oluyor ve paraşütün açma kumandası verilmiş oluyor. Biz aynı zamanda deklanşörü nerede kullanıyoruz? Ben aslında onu soracaktım ama bu vesileyle teknik bilgisini öğrenmiş olduk. Fotoğraf... Deklanşörü nerede kullanıyoruz? Fotoğrafçılar o zaman bu paraşüt işini iyi bilirler diye düşünüyorum. E tabii yani onlar deklanşöre basıyor, paraşütçüler deklanşörü çekiyor diyebiliriz ama deklanşör ortak kelime olarak girmiş durumda. Peki başta konuştuk ama şimdi paraşütü kullanmak zor. E ama uçak düşüyor. Orada sağ kalma ihtimalini mi düşünmek lazım, paraşütü kullanmayı denemek mi lazım sence? Vallahi ne durumda olunduğu önemli. O tabii Uçağın içinden çıkmak, paraşütü açmak kolay değil. Ama sonuçta hayat ve ölüm arasında incecik bir çizgi var. E, bu gerekiyorsa, yapılıyorsa yani bir pilot paraşütünü kullanıyorsa demek ki acil bir durum var. O uçaktan çıkabilmek ve o kararı doğru zamanda da verebilmek önemli bir şey. O da aslında doğru karar verebilmek eğitimin bir parçası, bir eğitimin sonucu diyelim ona. Havada bir paraşütüyle inen bir pilot görüyorsunuz. E, demek ki kötü bir şeyler olmuş ama demek ki uçağını terk edebilmiş anlamına geliyor. Bir taraftan da paraşütçülük inanılmaz bir heyecan adrenalin. Bazen görüyoruz işte hedef atlayışı yapan paraşütçüler veya havada serbest düşerken çok güzel hareketler yapan paraşütçüleri de görüyoruz. Bu da olayın farklı bir boyutu. Sonuçta vücudunuz uçak oluyor. Saniyede nereden baksanız 50 metre gibi inanılmaz bir hızla düşüyorsunuz ve orada kendinizi kontrol ederek birçok hareketler yapıyorsunuz. Bu da olayın farklı bir boyutu. Paraşüt bir pilot açısından hoş değil ama bu konuya gönlü vermiş binlerce paraşütçü var ülkemizde. Onlar açısından da havacılığın müthiş bir boyutu. Yine bu videoda havacılık meraklıları ve yolcular için belki de çok merak edilen bir konuya değindik. Merak ettikleri soruları yorumlarda iletirlerse Tolga abiye sorduğun diğer bölümlerinde bunu konuşacağız. Biz de yorum ve beğeni bekliyoruz. Tolga Özbek Ekstra'ya da takipçilerimiz abone olsun diyoruz.